Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar diliyoruz. Bugün çok değerli konuğumuz var. Tabii Hedef programı 1996 yılından bugüne kadar yayında. Cuma günleri akşam saat 22'den itibaren canlı yayında sizlerle birlikte oluyorduk. Yeni yayın döneminde artık pazartesi günü saat 22'den itibaren canlı yayında biz sizlerle birlikteyiz. Tabii mekan değişiklikleri veya televizyonculukta gün değişiklikleri çok önemli. O nedenle de biz yeni yayın döneminde çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Çok değerli bir belediye başkanımız ve Gölbaşı, çok güzel bir ilçemiz. Gölbaşı'nın benim yanımda çok ayrı yeri var. Çünkü babam uzun yıllar Gölbaşı'nda görev yaptığı için, o nedenle demiryolu çocuğuyum. O nedenle Gölbaşı'nın da benim yanımda da ayrı bir yeri, önemi var. Değerli Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la birlikteyiz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Yeni yayın döneminde sizinle çıkmak istedik. Teşekkür ediyoruz. Böyle yoğun program içerisinde bizlerle birlikte olmanız bizleri mutlu etti. Ben buradan tüm Gölbaşılılara, sizi seven insanlara tekrardan iyi akşamlar diyorum. Gölbaşı'nı konuşacağız. Gölbaşı'yla ilgili yapılan çalışmalar var, onları konuşacağız. Biraz da özelinde İskender Yıldırım'ı konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli büyüğümüz, abimiz İskender Korkut Beyefendi'ye. Öncelikle tüm Adıyaman'ımıza, Gölbaşı'mıza, tüm Türkiye'mize hayırlı akşamlar diliyorum. Bizleri ekranları başında bu saate kadar bekleyen kıymetli yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mercan Televizyonu'nun nezdinde İbrahim Arslan'dan bütün emekçilerine kadar imkan sahibi hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çok ben onlar adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, tabii programımızın temelini, yani bu programın oluşması İstanbul'da tanıtım gününde böyle muhabbet ederken, evet. Bu arada Sayın Kaymakamımıza da buradan selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Çok değerli o Gölbaşı'nın nezih ortamına uygun bir kaymakam. Bu noktada kendilerine de o tanıtım gününde ev sahipliğinde sizinle birlikte muhabbet ederken programda birlikte olalım dedik. Yani sağ olun, bizleri kırmadınız. Tanıtım günü önemliydi. Evet. Fakat Adıyaman tanıtım gününün ben Gölbaşı açısından bir değerlendirmesini alalım. Nasıl bir döngüleri oluyor mu veya nasıl buldunuz? Evet. Öncelikle bu birkaç gün içinde Bartın'da yaşanan maden faciasından dolayı 41 şehitimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. 5 tane ağır yaralımız var. Onlara Rabbim inşallah acil şifalar verir. Tüm aileleri tedirgin bekliyor. Ulusumuzun başı sağ olsun. Burada çok kıymetli bir iş olduğuna da değinmeden geçemeyeceğim İskender Bey. Yener Saygın adında bir madencimiz, biliyorsunuz, kurtarıldı 42 yaşında. Sonra arkadaşlarımı kurtarayım diye tekrar ocağın içine girdi ve oksijensizlikten hayatını kaybetti. Bir kızı var tabii. Bu da maden işinin ne kadar vefalı bir iş olduğunu, arkadaşlık kavramının ne kadar ileri olduğunu gösterdi bizlere. İnşallah bundan da bir ders çıkarırız. Evet, tanıtım günleriyle ilgili tabii birlikteydik orada. İşte İstanbul'da Adıyaman'ımızı tanıtmak, tabii İstanbul artık Türkiye'nin uluslararası temsil nezdinde büyük bir şehir. Dünya kenti. Dünya kenti. Orada Adıyaman'ımızın ait yöresel ürünleri, gastronomi tabi artık turizmde de büyük gelişmelere yol açtı. İnşallah Adıyaman'ımız da gastronomi turizmine başlar. İşte Adana'da oluyor, Gaziantep'te oluyor her yıl. Bunun için de bizler belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Yöresel ürünlerimizin tanıtımına büyük katkısı var. Oradaki hemşehrilerimizle birlikte hasret giderdik. Bu da çok kıymetli bizler için. İnşallah devamı olur. Daha yelpazesi daha da genişler. Daha neler sunabiliriz? Bu konuda çok aslında ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Adıyaman tanıtım günlerine sadece katılıp burada hemşerilerimizle hasret giderip dönme dışında, az önce dediğim gibi, inşallah gastronomi turizmine
yöresel ürünlerimizin tanıtımına daha büyük katkılar sunacağımız güzel günler gastronomiden gelir. Gastronomiden açılmışken başkanım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza da yeni kapıyı tahsis ettiği için de buradan ayrıca Ekrem İmamoğlu Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Efendim tabii tanıtım yolbaşı açısından baktığımızda orada standta hem kaymakam hem siz belediye başkanı olarak yerelin, yereldeki temsilcileri, halkın ve devletin temsilcileri olarak standınızda bir canlılık vardı. Evet. Tabii diğer standlarda da vardı ama sonuçta gastronomiden açılmışken Gölbaşı'nın işte Karadeniz hurması konuşuluyor. İşte üzüm konuşuluyor, Gölbaşı üzümü. Fıstık bazen, bazı bölgelerde fıstık yaygın. Ve Gölbaşı tarıma dayalı bir gelişme gösteriyor. Son evet. yıllarda bu daha da yaygın bir şekilde görülüyor. Sizler de bunu dikkatimi çekiyor. Yani mesela bazı bürokrasi veyahut da siyaset adamları, sizin gibi değerli siyasetçiler ve aynı zamanda belediye başkanları o yörenin ürünlerini misafirlerine ikram ederek onun tanıtımını devamlı canlı tutmaya çalışıyor. Bu tarımda bir ilerlemeyi kaydediyor mu? Evet. Veya çiftçilik üzerine biraz alalım. Çünkü belediyeye gireceğim ama evet. bu da çok önemli. Olur yani. Tabii tabii çok kıymetli. Belediyecilik zaten... O da yoğun işin içerisinde yani. Tarım daha kıymetli, turizm daha kıymetli. Yani belediyeciliği de konuşacağız tabii de. Şimdi tarımla ilgili sağ olsun Sayın Valimizin ve Kaymakamımızın girişimleriyle yaklaşık 50 bin hurma fidanı dağıtıldı diye biliyorum. Ben rakam yanlış olabilir ama 50 binden eminim. Üzeri olabilir. Hurmada Türkiye'de ikinci üreticiyiz Gölbaşı olarak. Cennet hurması dediğimiz meyvede. Kurutma tesisi de sağ olsun özel idare marifetiyle Sayın Valimiz kurutma tesisini de kurdu Gölbaşı'na. Meyve kurutma tesisi. Hurma yaklaşık bu yıl 10 bin ton bekleniyordu ama üretim biraz dökme yaptı iklimsel değişikliklerden dolayı. Yaklaşık 7 bin ton bekleniyor bu sene üretim. Bu yılki üretimimiz de çok iyi yani 7 bin ton da olsa. Tabii bildiğiniz üzere meyve ve sebze kurutulduğunda katma değeri 5-6 kat değere çıkıyor. İnşallah o kurutma tesisinin de faaliyetiyle birlikte kuru hurma olarak satışa sunulduğunda çok kıymetli bir hale gelecek. Cevizde yine Adıyaman'da bölge şampiyonuyuz ceviz üretiminde. Cevizimiz de bizim ilk dede nine cevizi dediğimiz ilk cevizlerimiz. Böyle çok yağlı olan, çok lezzetli olan ceviz var yöremizde. O da çok şu kıymetli. Şu mevsim herhalde tam ceviz mevsimi. Evet. Şu anda artık satışa sunuldu kurusu. Yeni yeni sunuldu. Bunun entegresi yapılıyor mu? Yani tarıma dayalı sanayi, organize sanayide böyle bir tesisler var mı veya düşünülüyor mu? Şimdi bir soğuk hava deposu, işte kurutma tesisi dediğim gibi Sayın Valimizin girişimleriyle yapıldı. Şu anda hizmette yani. Bir fırın var ama o fırın sayısı 4'e çıkacak inşallah. Hakikaten Sayın Vali tarım konusunda evet. Sayın Mahmut Çağdar Vali tarıma ayrı bir önem veriyor. Bu evet. da gözlemliyoruz. Çok kıymetli. Tarım işi işte üzüm, bizim yörede yine üzümcülük de gelişmiş durumda. İşte Antep fıstığı bu sene iyi yani fiyatlar da fena değil. Hani her ne kadar eski kar marjları yoksa da çiftçi hani yüzü gülmüyorsa da idare edecek seviyede bu yıl. Fiyatlar fena değil yani. İçinde bulunduğumuz ekonomik krize rağmen. Tabii ki belki çiftçilerimiz kızacak ama hani çok karlı oluyor anlamında söylemiyorum bunu. Hani biraz geçen yıla göre biraz daha iyi fiyatlar bu yıl. İnşallah yüzlerini güldüreceğimiz daha güzel günler de olur çiftçilerimiz için. Yakın zamanda İzmir'de tarım politikalarından sorumlu önceki dönem genel başkan yardımcımız, şimdi genel başkanımız baş danışmanlarından Bursa milletvekilimiz Sayın Orhan Sarıbal İzmir'de bir tarım fuarında bir etkinlik düzenliyorlar. Oraya da katılacağız. Ziraat Odası Başkanımızla henüz görüşmedim. Bugün belli oldu program. Ona da önereceğim katılmak isteyen çiftçiler filan. Çünkü İzmir'deki belediyelerimiz tarım konusunda çok ileri işler yapıyor. Yani bizden 20 yıl öndeler tarım konusunda. Kooperatifleşme, tarım,
bu tür faaliyetler de çok ileri seviyedeler. İnşallah onlardan örnek alarak bir katkı da bizler sunabilirsek çok kıymetli hale gelir. İç tüketimi nasıl ürünlerin? Yani iç tüketim genelde ihracata dayalı şey yok herhalde, var mı? Tüketim hurmada zaten pazar sorunu yok İskender Bey. Cevizde de pazar sorunu çok yaşamıyoruz. Kendi bölgemizde tüketiliyor zaten. Fıstık biliyorsunuz Gaziantep Türkiye'de en büyük pazar. O da yanı başımızda. Üzümde geçmiş yıllarda biraz sıkıntı oldu ama bu yıl inşallah olmayacak. Kuru üzümde de inşallah istediğimiz seviyeye ulaşırız. Şarap sanayinde kullanılıyor mu üzüm? Geçen yıl bir şarap fabrikası dalında satın aldı yaş üzümü. Kullandılar ama benim o konuyla ilgili çok bilgim yok. Yani şarap üretimine uygun mu değil mi, ama geçen yıl bir şarap fabrikası aldı. Bu yıl da fiyatı biraz düşük verdiği için çiftçiler kabul etmediler. Kurutma yönüne seçtiler yani çiftçilerimiz. Muhtemelen şarap oluyor ki bu yılda geldi, talip oldular çünkü. Turizm nasıl gidiyor? Turizmde en büyük kanayan yaramız turizmle ilgili. Biz tabii faaliyetlerde bulunuyoruz ama daha istediğimiz seviyeye gelemedik. Turizm şöyle İskender Bey, Sayın Kaymakamımız, Sayın Valimizin de büyük katkılarıyla işte geçtiğimiz günlerde sizin de bildiğiniz üzere Türkiye'de gençler kürek şampiyonasını Gölbaşı Gölümüz'de gerçekleştirdik. Bununla ilgili belediyemizin mailine 20'ye yakın dünyanın farklı ülkelerinden mailler geldi. İşte Türkiye'de böyle bir pist var mı? Böyle bir yarış alanı var mı? Böyle bir göl mü var gibi. Kürek Federasyonu Başkanımız çok kıymetli Erhan Ertürk, Fenerbahçe Kürek Başkanı Ozan Bayülken Bey de onlar sürekli dünyada bu yarışmalara katıldığı için onların tezleri de şu: dünyadaki 3 tane pistten birisi Gölbaşı Gölü diye. Bu sürekliliği olacak mı başkanım? Yani şu var, yani organizasyonlar yapılıyor, çok güzel başlatılıyor. Fakat maalesef üzülerek söyleyeyim ki, ben Gölbaşı penceresinden söylemiyorum ama genel olarak devamı ve sürekliliği noktasında sıkıntılar meydana geliyor. Ondan dolayı benim hiç kuşkum yoktur. Sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü biz Gölbaşı Gölümüze kurduğumuz, kürek şampiyonası için kurduğumuz altyapı, dünya şampiyonasının da yapılacağı altyapıyı kurdu. Sayın Kaymakamımız çok ilgilendi o işle birebir. Gecesini gündüzüne kattı ve bir ay 40 gün gibi kısa bir sürede o platformu oluşturduk. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Yani federasyon başkanının bize söylediği, dünya şampiyonası bile yapılabilir durumda şu andaki altyapımız. Bunu inşallah Gölbaşı'nda da kürek takımı kuracağız. Bunu biraz daha gençleri yönlendireceğiz. Tanıtıma çok büyük katkılarının olduğunu düşünüyoruz. Evet. Bize İstanbul'dan telefonlar geldi, bana bizzat. Başkanım işte biz 20 yıldan beri Adıyaman'a yerli turist getiriyoruz. Şu anda Gölbaşı'nda, görenler böyle bir göl olduğunu bilmiyor idik gibi. Yani yerli turisti Adıyaman'a, Nemrut Dağı'na getirdik falan filan ama Gölbaşı'nda göl olduğunu bilmiyorduk filan. Bu arada kampla ilgili bir projemiz var, kamping projemiz var. O da onaylandı. Gölün etrafında mı? Evet. Gölün yakın bölgesinde veya neresinde? Gölün bizim doğa parkımızda. Doğal parkımızda. Gölün sıfırında yani. Doğa parkında özellikle karavan park gibi, böyle işte onların dünyada yerleşip, karavancıların yerleşip konakladığı yerler var. İnşallah Gölbaşı Gölümüzü de o listenin içerisine sokacağız. Onunla ilgili de projemiz onaylandı. İnşallah bir hibe parayla onu da yapacağız. Turizmin altyapısını oluşturuyoruz velhasılı kelam İskender Bey. İnşallah bunları üstte, yani turizm şöyle bir şey, bir de bir kısır döngüsü var. Yani siz altyapıyı kurmazsanız gelmez. Altyapıyı kurmaya cesaret edemiyoruz. Acaba bu yatırım karşılığını verecek mi diye. Yani biz yapmaktan korkmazsak inşallah, hani güvenlik açısından bir sorunu yoktur, ulaşım açısından bir sorun yoktur. Beş tarafımız havalimanı, günlük 20-30
23-24 bin yaz aylarında aracın ortalama geçtiği bir güzergahtayız, bir kavşaktayız. İşte Akdeniz'i doğuya bağlayan güzergahtayız. Hiçbir problemimiz yoktur. Sadece altyapı. İşimiz ona da inşallah sayın hükümetimizin, sayın valimizin, sayın kaymakamımızın destekleriyle bunlar da sağlanıyor yavaş yavaş. Yani biz şu anda bir çalışma içerisindeyiz. İşte kürek yarışmasını ilk kez yaptık. Başarıyla altından kalktık. İşte karavan park yapılacak. Belki gölde daha değişik faaliyetler yapılabilecek. Sit alan orası bildiğiniz üzere. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Biraz daha böyle heyecan getirecek, biraz daha cazip hale getirecek bir şeyler yapacağız yani. Siz iş dünyasından geliyorsunuz. İş dünyasından gelen siyasetçiler genelde belediye başkanı olsun, milletvekili olsun veya iş dünyasından STK'lar da aynı şekilde döngülerini çok iyi okurlar. Yani bunun döngüsü olacak mı, olmayacak mı şeklinde planlamayı da o şekilde yaparlar herhalde. Bunu düşünerek de hareket tabii ediyorsunuz. Ondan yana hiç kuşku yoktur. Bizler tabii kamu kurumları kar amaçlı faaliyetler yapmazlar tabii. Ben ona kesinlikle karşıyım. Şundan dolayı. Hani belediye olarak biz bundan bir ticaret yapalım da o asla öyle bir şey değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela biz kürek şampiyonasına yaklaşık 550 sporcu geldi. Yaklaşık 500 de seyircisiydi, işte teknik heyetiydi falan. 1000 kişi, 1000 kişi günde 300 TL harcasa göl başında 30 bin lira eder günlük yani. Gibi. 300 bin lira eder, pardon, düzeltiyorum. Şimdi bu katma değeri esnafa, halkımıza sunabilmeliyiz. Yani ben ticari açıdan düşünürsek eğer, ben belediyenin tabii ticari faaliyetler yapmasından taraf değilim yani. Kamu kurumları kar etmemeli yani. Esnafına, halkına katma değer sağlamalı. Onlara kar ettirmeli yani. Biz onun altyapısıyla. Ben o yönde yapmıştım. Evet. Turizmde başka neler var? Neler düşünüyorsunuz? Veya desteklenmesi gerekiyor. Şu olursa daha iyi olur Gölbaşı için denilen. Şimdi özeti şu, tek cümleyle özetlemek istersek, benim hayalim de o zaten. Biz Nemrut Dağı'na, işte diğer Cendere Köprüsü gibi bizim tarihi yerlerimize, Adıyaman'ımıza gelen turistimizi bir gün göl başında konaklatmayı başarırsak eğer, çok kıymetli bir iş yapmış olacağımıza inanıyorum. Konaklanma noktasında otel, motel veya özel sektör böyle bir şey düşünüyor mu? İşte bu faaliyetlerle birlikte gelişecek bunlar İskender Bey. Şimdi biz mesela 550 sporcuyu ne yaptık biz? Sağ olsun Sayın Kaymakamımız, Sayın Valimizin girişimleriyle, işte yaz tatili olduğu için okulların pansiyonunda misafir edebildik. İki tane otelimiz var ama yetersiz tabii. Bu sıkıntıları da biraz daha söyledik arkadaşlarımıza da. Onlar da ona rağmen geldiler, sağ olsunlar. Yeter ki yani, öyle büyük konfor peşinde değillerdi arkadaşlar. Hani bizim gölümüz çok büyük sermaye bizim için. O göl elimizde olduğu sürece diğer konular da birbirini takip ederek gelişecek yani. Önümüzdeki 2000 seyirci gelse ya da önümüzdeki yarışa, bu 2000 seyircinin konaklayacağı alan olmayınca tabii memleketimizdeki iş insanları da düşünecek bu insanları konaklatacak yer. Yani turizm dediğim gibi altyapısıyla birlikte gelişecek bir şey. Yani birbirine bakarak gelişecek. İhtiyaç hasıl olacak, bu ihtiyacı iş insanı görecek, ona göre yatırım yapacak. İnşallah başaracağız yani. İnşallah. Efendim tabii bu dönem sizin belediye başkanlığı döneminde uluslararası bir hastalıkla karşı karşıya kaldık, pandemi. Evet. Zor günler geçirdi ülkemiz, dünya zor günler geçirdi. Tabii bunu avantaja çevirenler de vardı. Maalesef dezavantajlı duruma düşenler de oldu. Evet. Siz o pandemi sürecinde, ben yatırıma biraz girmek istiyorum da, nasıl bir avantaja çevirdiniz? Yani mesela sokağa çıkma yasağı oldu. Belediye olarak bunu iyi değerlendirebildiniz mi? Evet. Geçtiğimiz programlarda bunlardan bahsetmiştik sizin de bir programda ama tekrardan almak istiyorum, önemsiyorum. Şöyle İskender Bey, yani biz kapanma sürecinde inşaat faaliyetlerimize devam ettik biz personellerimizle birlikte. Biraz daha sakin diyorlar kaldırımlar. Onarımlar bir taraftan, inşaat işleri devam etti. Halkımız için de elimizden gelen tüm çabayı sarf ettik. Şimdi benim şunları yaptık
demem belki çok doğru olmaz ama hani vatandaşa sorulduğunda mesela işte gıda yardımıydı, maskeydi, garsonlar işsiz kaldı, onlara maddi yardım yaptık, fırınlara borçları ödedik, gıdası olmayana gıda yardımı yaptık. Yani hiç ve benim için belediye başkanlığı şu aslında İskender Bey. Hiçbir çocuk yatağına aç girmesin. Ben hep söylerim yani. Bir sokağın asfaltı eksik olsun ama ayakkabısız bir çocuk olmasın. Benim için en kıymetli şey bu. Bir şehirde ayakkabısı yırtık bir çocuk varsa bunun birinci sorumluluğu Sayın Kaymakamımızda, ikinci sorumluluğu belediye başkanında. İllerde Sayın Valimizde ikinci sorumluluğu yine belediye başkanında. Yani bizler kamu kurumlarıyız. Vatandaşın en kolay kapısını çalacağı yer belediyeler. Nüfus müdürlüğüne giden bir yurttaşımız iki saat kapıda kimliğini alacak yani. Nüfus müdürlüğü de ona kimlik verecek. Gider iki saat onun kapısında bekler. Hiçbir söz söylemez, kızmaz, etmez. Ama bizim yanımıza gelir 10 dakika oturduğunda ya ben niye bu kadar bekletiyorsunuz diye kızabilir. Hep söylerim ben çalışma arkadaşlarıma. Yani kişi eşiyle kavga etmiştir. Ekonomik sıkıntıları vardır. O anki ruh hali iyi olmayabilir. Aman aman kimseyi incitmeyin, üzmeyin. Benim kapım 24 saat açık. Tüm Gölbaşılılar bilir bunu. Telefonum 24 saat açık. Herkeste vardır. Yani sosyal medyadan telefon numaramı yayınladım yani defalarca. Herkeste vardır. Şimdi birlikte yönetim diye bir mantıkla çıktık biz belediye başkanlığı. Yani benim telefonumda şimdi size gösterebilirim. Yüzlerce mesaj vardır. Şuranın temizliği yapılmadı. Şu yolda çukur var. Şurada. Bunu biz başardık yani. Biz tüm Gölbaşı halkı olarak, aile olarak 35 bin nüfuslu ailemin hepsi belediyeye karşı çok duyarlıdır. Eksiklerimizi bize söylerler. WhatsApp'tan görüntüleri atarlar. İşte otokontrolü hep birlikte sağlıyoruz. Katılımcı bir belediye yarattık. Buna inanıyorum yani. Çünkü bugüne kadar farklı zamanlarda en az 100 kişi işte oğlum ya da kardeşim ya ben sana oy vermedim ama diye cümleler kurdu. Bu benim için çok büyük memnuniyet. Sebebi şu. O insanlara karşı olan nezaketimiz ve ilgimiz vicdanım rahatsızlık hissettirdi ve bunu itiraf etti bana. Yani ben oradan bakıyorum yani sosyolojik olarak. Bir daha yine de vermeyebilir oyunu. Yani hiç sorun yoktur. Ben başka bir mantığı anlatmak için söylüyorum bunları. Şimdi ben geçen yıl bir ilkokul yeni açılmıştı. Ekim ayının başıydı. Orada bir arsaya bakmaya gittim. Orada ayağında sandalet olan bir çocuk gördüm. Kız çocuğu 12-13 yaşında. Belediyeye geldim. Orada yetkili arkadaşa dedim ki bütün okulları arayın. İşte ayakkabı ve mont ihtiyacı olan çocukların listesini alın dedim. 627 isim geldi bize. 20 okul var. 30'ar kişi olsa 600 ediyor zaten. Bu yıl biraz daha fazla gelecek. Şimdi bunlar da sağ olsun hayır sahibi insanlar karşılıyor yani. Sayın Avukat Ali Göksu. Ve öyle bir öneride bulundum ben. Başkan çok naziksin dedi. Dedim ki ya bu çocuklara böyle hurra gürra işte ayakkabısı oldu bir numara büyük, montu küçük oldu büyük değil. Rencide etmeden mağazalara çocukları öğretmenleri götürerek Gölbaşı'ndaki mağazalarda giydiler. Yani mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi. Şimdi ben çok hassas birisiyim. İnsanların rencide olması, üzülmesini asla. Yani yaptığımız iyiliği kibire dönüştürmemeliyiz yani. Ben bunları da şimdi burada konuşurken utanıyorum ama söylemesek de ne yapıyor diyorlar bazen. Yani. Siz siyasisiniz. Sonuçta evet. Bir siyasi partinin mensubusunuz. Fakat ben bir defa da odanızda gördüm. Size rakip veyahut da işte bana oy vermemiş ama biraz önce anlattığınız gibi. Siyaseti nerede yapıyorsunuz? Hiçbir yerde siyaset yapmıyorum efendim. Hiçbir yerde. Genel başkanımızın da talimatı. Biz yeni seçildik. 45 günlük belediye başkanı iken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Sayın Genel Başkanlığımızın liderliğinde bir toplantı yapıldı.
Hiçbir belediye başkanının yakasında parti rozeti görmeyeyim dedi Sayın Genel Başkanımız. Herkesin belediye başkanı olacaksınız dedi. Bizim siyaset alanımız halka hizmet. Sayın milletvekillerimizin siyaset alanı genel siyaset. Yani diğer siyasi partileri rakip olarak görecekler tabii ki. Eksiklerini söyleyecekler, fazlalıklarını. Ama bizim o konulara girmemiz çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki bir fikrim var bütün konularda. Sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz şahsileştireyim bu şeyi de affınıza sığınarak. Çünkü evet. Bu biraz Gölbaşı aslında bir tez konusu şundan dolayı. Sizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu belli. Yani aşağı yukarı 4000-4500 bilmiyorum merkezde 5000 civarında herhalde. Siz 9000'e yakın küsur oy aldınız. Evet. Partinizin üzerinde bir oy aldınız. Siz yaşamınızda da mı aynı şekildeydiniz ki insanlar böyle bir teveccüh gösterdi? Şimdi ben şu yani ben isterim ki Türkiye'nin hepsi Cumhuriyet. Babanız Mehmet amca benim çok sevdiğim bir insan. Geçmişte ilk başkanlığı yaptı. Eksik ben buradan hürmetlerimi sunuyorum. Hakikaten Adıyaman siyasetine değer verdiğim, beni de çok sevdiğine inandığım bir insan. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta işte babadan gelen bir şeyi var. Köklü bir Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Evet, ben de Cumhuriyet Halk Partili. Yok, şundan dolayı söylüyorum. Yani oyu alırken de ne şekilde bir şey oldu ki bu artış oldu? Şimdi şöyle İskender Bey, bu konu tabii biraz hassas bir konu. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcisiyim ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da gurur duyuyorum. Bunun özellikle altını çizeyim. Çünkü siyasi temsiliyetim orası. Şimdi ben siyasetçiler kibirini biraz zor aşarlar. Ben öyle birisi değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban oyu işte 4000'se de 6000'se de bu taban oyu elimizde olmadan zaten başarı elde edemeyiz. Yani benim yuvam orası. Bunun üzerine ne katkı sunabiliriz, nasıl sunabiliriz? Bu toplum artık siyasetçilerin bağırtısından, çağırtısından, kutuplaşmasından usanmış. Biz Hodri Meydan diye meydana çıktık. Gittiğimiz hanelerde, efendim benim çocuğumu işe alırsan size oy veririm. Ben alamam kardeşim, sizlere yalan söyleyemem dedim. Hiç kimseye yalan söylemedim. 3,5 yılı aşkındır belediye başkanıyım, yine hiç kimseye yalan söylemedim. Hep doğru, dürüst, kalbimden ne geçirdiysem. Şimdi bizler insan olarak fikirlerimiz olur olmalı da. Şimdi isterim ki dünyanın hepsi sosyal demokrat olsun. Herkes Cumhuriyet Halk Partili olsun. Şimdi Türkiye'deki seçmen ortalaması %70 sağcı diyeceğimiz tırnak içinde seçmen, %30'u tırnak içinde solcu seçmenden oluşuyor. Rahmetli başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk belki 10 yıl fazla yaşasaydı bu oran tam tersine dönebilirdi. %70 solcu, %30 sağcı olabilir. Şimdi bizim elimizde %30'luk bir dilim var. %70'i ikna etmemiz lazım. Bizlerin iyi insanlar olduğuna, dürüst siyasetçiler olduğumuza, bizler farklı kişiliklerimizi ortaya koyabilmeliyiz. Bizler de sadece bunu yaptık. Güler yüzlü davrandık. Efendim, ben sağ kesinlikle size oy vermeyeceğim dedi. Mesela yurttaş, canın sağ olsun dedim, teşekkür ederim dedim. Yani hepimizin, ya fikir insanı, yani fikrimiz olacak, herkesin de fikri var. Şimdi biz beynimize ne kadar bilgi yüklersek bu bilgiler bizi yönlendiriyor hayata karşı. Yani bu konuda bir şey var mı yani, yanlış bir şey var mı? Yok. Beynimize yüklediğimiz bilgiler bizim hayata bakışımızı yöneltiyor. Nasıl bakacağımıza dair. Şimdi siz AK Parti mensubusunuz diye size kötü ya da iyi insan değilsiniz deme şansımız var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partilisin ama kötü bir insansın da olabilir. Fikir başka şey. İnsanın ahlaki duruşu, yöntemi başka şey. Ben diyorum ki ya bana oy vermese de vatandaş, ya bu çok iyi bir insan ama ben partiliyim, benim aidiyatım var partime karşı, çok tutkunum. Oyumu veremem ama sen de iyi adamsın, iyi insansın. Yani biz bunu dedirtmeye, yani belediye başkanı böyle olmalı. Bütün belediye başkanları böyle olmalı. Zaten biz Türkiye'de de
2019 yerel seçimlerindeki başarımızın şu anda iktidara en yakın partiyiz, en şanslı partiyiz. Bunun sebebi de 2019'daki 250 Cumhuriyet Halk Partili ve yanı sıra tabii Saadet Partili, İyi Partili belediye başkanlarımızın da altılı masadan dolayı söylüyorum. Çok iyi çalışmaları, çok adil olmaları, dürüst olmaları, vatandaşın çok ulaşılabilir, vatandaşa çok ulaşılabilir görmesi vatandaşın. Ben yalnız başıma gezerim, esnafla, köylüyle, herkesle oturur kalkarım. Biz büyük şehir değiliz, köylerden çok büyük talepler gelir. Yani biz iyi insan olacağız önce. Fikrimiz evet. olacak tabii. Yani ben şimdi birilerini övecek halim yok tabii de. Şimdi AK Parti'de geçmiş yıllarda da siyaset yapmış. Mesela çok tanımıyorum ama hani Cemil Çiçek'le ilgili, Sayın Bakan'la ilgili, Cemil Çiçek'le ilgili kötü bir şey duymadım yani. Hani biz o AK Partili diye ona kötü insan diyemeyiz yani. Biz öyle değiliz. Cumhuriyet Halk Partililerinin gönlü de geniş, yüreği de geniş. Biz herkesi kabul ederiz. Herkes her şeyi sorabilir. Aklına getirdiği her şeyi söyleyebilir. Biz nezaketli insanlarız. Genel başkanımız da öyledir. Peki biz konuyu çok dağıtmadan tekrar başa döneceğim. Bu sorunun başına pandemi sürecindeki yatırımlara tabii siz sosyal belediyecilik açısından birkaç başlığa değindiniz. Yatırım bazında da bir şeyler oldu mu o dönemlerde? Yatırım bazında işte yani biz belediyeciliğimizde anlatayım ben neler yaptığımızı. O pandemi evet. döneminde de şimdiki sürece kadar da hepsini katalım. Evet. Şimdi birincisi hükümet marifetiyle yapılan işler var memleketimizde. Neler? İşte içme suyu izale attı. Bizim çok büyük problemimizdi Gölbaşımızın. İnşallah bir 4,5 kilometrelik kısım kaldı tamamlanmak üzere. Besni, Gölbaşı, Harmanlı, Belören beldeleri, Balkar beldesi, Suvarlı beldesi dahil. Yaklaşık 200 bin nüfusun içme suyu izale attı yapılıyor. Bizim borular artık çürümüştü. Suyun kalitesini çok bozmuştu. Su kaçağı çok. Su kaçağı da çok. Borular kalitesiz. Çok eski. Rahmetli Kemal Tabak'a da saygıyla yad etmek istiyorum. Rahmetli Kemal Tabak milletvekilimizin yaptırdığı su hattıydı hala. Boru hattıydı. Yani 40 yıllık hat. Şu kaynak bile tutmuyordu artık. Bunu sağ olsun Ahmet Aydın vekilimizin de girişimleriyle bu iş başarıldı, yapılıyor. İşte Gölbaşı'nın kanayan yarası Anayol güzergahındaki yolun çok kötü olması, kilit taşı marifetiyle yapılmış. Onun asfalt çalışmaları başladı. Başkanım ondan dolayı bana şey geldi, bayağı mesaj geliyor Gölbaşı'ndan da. Gölbaşı'ndan gelmiyor aslında, dışarıdan geliyor. Bu yol güzergahı değişmez mi diye, yani yeni bir çevre yolu düşünülmez mi diye. Yani onun böyle kaba taslak bir projesi var ama biz hele önce bir mevcut yolumuzu onarmayı başaralım da. O lazım yani. Hani Gölbaşı'na çok lazım. Çünkü dediğim gibi yazın 21 binin altına düşmüyor günlük araç geçiş sayısı. Yani çok lazım. Çok acil lazım hem de. Ama o biraz daha ileriki günlerde inşallah hükümet olursak bize kısmet. Bir de EDS'den çok şikayet ediyor. Sürücüler işte ceza geliyor falan diyorlar. EDS şöyle yani EDS bir güvenlik tedbiri. Hani kurallara riayet ederlerse ceza gelmez. Riayet etmezseniz ceza gelir yani. Hani şehir girişleri ve çıkışlarında 70 kilometre hız o da normal 70 ile gitsinler yani. 70 kilometre az hız mı yani? 90-100 olursa ceza yerler yani. Yapacak bir şey yok. O biraz, mesela bizde ortalama ayda 23 ile 35 arası kaza oluyordu. EDS'ler hizmete girdikten sonra kaza sayısı ayda 1'e düştü mesela bu bölgelerde. Yani biraz daha güvenlik amaçlı yani. Tabii ki ben ceza yazılmasın. Bu ekonomik sıkıntıların olduğu bir süreçte tabii ki ceza olmasın. Ama Gölbaşı'na girerken böyle ağır olun, yavaşlayın, kurallara uyun. Her biz yerde uyun da. O havayı soluyarak, oradaki güler yüzlü insanları görerek böyle aheste aheste geçin. Yolun yani. Son durumu ne efendim? Yolun bir kısmı başlandı. Yaklaşık 1,5 kilometre herhalde gelir. 1,5 kilometrelik kısmı yapılıyor şu anda.
İşte mevsiminden dolayı muhtemelen durur. Önümüzdeki sezon inşallah güzel BSK sıcak asfalt marifetiyle yapılmış yolumuza ulaşırız inşallah. Herhalde önümüzdeki yaz tamamlanır. Ödenek sıkıntısı var biraz. Sağ olsun ilgileniyor milletvekillerimiz. İnşallah hallederler. Evet efendim, yatırımlara devam edelim. Gençlik merkezi ihalesi yapıldı, gençlik merkezi yapılıyor. Geçen programda bir şey yapılmamıştı diye söylemiştiniz. Şimdi ihalesi yapıldı. Sağ olsunlar, tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz. O tatil köyü dediğimiz özel idareye ait bir yer var. Orada işte gençlik kampı yapılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ihalesini yaptı. Şu anda onarımlar devam ediyor. Bir eksiğimiz, yurt sorunumuz kaldı. KYK yurdu yoktur Gölbaşı'nda. Gelen öğrenciler Besni'de konaklıyorlar. Gidiş geliş yol parasını karşılayamıyorlar falan. Böyle sıkıntılı bir şeyimiz var. Şu anda hiç yurt yok mu? Yok maalesef. Peki efendim. Şimdi bunun dışında o sürede neler yaptık? Süt toplama merkezi yaptık. Bu hizmetler dışında. Engelli evi yaptık. Hayvan pazarı yaptık. Engelli evini açar mısınız? Nasıl, ne yapıyorsunuz orada? Engelli evi bir parkın köşesine yaptık. Bir kafeterya gibi. Bitmek üzere yani. İşte bir iki ay içinde faaliyete geçecek. Orayı Gölbaşı'ndaki engelli kardeşlerimize bedelsiz vereceğiz. Onlar orayı işletecekler. Gelirleriyle de başka ürünler de üretiyorlar. Hem onun ham maddesini alacaklar. Hem orada belki bir 3-5 kuruş bir maddi katkısı olur. Engellilere devredeceğiz orayı. Tamam. Onlara özgüven kazandıracağız. Tabii, topluma kazandıracağız. Tabii ki. Onlar işletecekler. Geliri gideri her şey onların olacak. Biz bu bina karşılığında bir bedel, kira bir şey almayacağız yani. Evet. Engellilerimiz için böyle bir çalışmamız var. İşte camilerin aylık temizlikleri yapılıyor düzenli. Bir camimizin ısıtma sorunu var dedi. Camimizin hocası, müezzini. Onu yaptırdık. Bir camimize oturma grubu yaptırdık. Belediye adına tabii. Bir camimizde gölgelik yokturdu. Merkez cami olarak kullandığımız yer yazın sıcak, kışın yağışlarda, cenaze namazlarında filan. Sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Onu yaptırdık. Aylık temizlikleri yapılıyor. Bir köyde yapılan bir camimiz var. Oraya beton katkısında bulunduk. Yani ibadet yerlerimizi. Tabii bunun yanı sıra cemevine de talepler olduğu sürece karşılıyoruz. Yani ibadetler bizim kutsallarımız, ibadethanelerimiz. Onlara da ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. İşte mezbaneyi ilk yıl tamamlamıştık. Modern bir mezbaneye ulaştırdık. İlçemizi. Önce nasıldı? Önce kesinlikle çok kötüydü, çok çağ dışı bir yerdi yani. Tüm Gölbaşlılar bilir. Şu anda modern bir Modern bir tesis. Otomatik makinalarla hayvanların hijyen bir ortamda kesildiği çok güzel bir ortam. Et aracını bile değiştirdik. 40 yaşındaydı et aracımız. Onu bile değiştirdik. Termokinli soğutmalı bir et aracı aldık. Hastane taksi projemiz çok kıymetli. Hep söylüyoruz ama küçük ama pahada çok az ama insana dokunuşu. Nasıl çalışıyor başkan hastane taksi? Vallahi yaşlı ve engelli hastalarımızı taşıyor hastaneye. Telefon açıyorlar. Saatle. Tabii telefon açıyorlar. Şimdi onu mesela gecenin 3'ünde aradılar. O zaman beni arayacaklar. Onu çünkü çok su istimal ediyorlar onu. Hani başı ağrıyan, evinde arabası olan kişi de arıyor bazen. Buradan da çok özel bir ricada bulunuyorum. Hastane taksiyi imkanı olan insanlar lütfen kullanmasın, aramasınlar yani. Yetişemiyor çünkü. Yani biz 10 tane taksi de yapsak yetişemeyeceğiz. Çünkü. Şu an kaç tane başkan? Şu anda bir tane de takviye veriyoruz yanına. Hayır, veriyorsunuz. Arada bir. Çok ihtiyaç olduğunda. Mesela Allah şifalarını versin. Kanser hastalarımız var, ekonomisi kötü olan. Onları da Malatya'ya, Gaziantep'e kemoterapi alacakları günler, onları da götürüp getiriyor. Yazık yani, şu anda zaten ekonomik sıkıntının içindeyiz. Ya biz dezavantajlı vatandaş, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için belediye başkanlığı yapıyorum ben. Hani efendim işte büyük proje ne yaptı? Valla büyük proje parayla oluyor. Bizim de gelirlerimizi size şuradan okuyayım yani. Buradan ekranlardan da okuyayım. Buradan açayım abi, bu benim muhasebe müdürümün WhatsApp hattı.
Buradan söyleyeyim. Şubat ayından bu tarafa okuyun mesela buradan. Ya da Ocak ayından okuyun. Ocak ayında 4 milyon 802 bin lira gelmiş merkez hükümetten belediyemize. 4 milyon 802 bin. Şubat ayında 3 milyon 291 bin. Mart ayında 4 milyon 627 bin. Bir yere getireceğim de konuyu onun için. Mayıs'ta 3 milyon 914 bin. Haziran ayında 4 milyon 238 bin. Bunlar resmi belgeler yani. Şu Halk Bankası'nın dekontu. Yaklaştırırsanız görebilirsiniz. Evet. 7. ayda yani Temmuz'da 9 milyon 671 bin gelmiş. 9 milyon 671 bin. Biraz yükselmiş herhalde. Yükseldi. 8. ayda 4 milyon 636 bin. Bunu kamuoyuyla paylaşıyor musunuz devamlı? Bunu kamuoyuyla paylaşmıyorum ama bizim belediye meclis toplantılarımızda bütün belediye meclisi üyelerimize dağıtıyoruz. Bizim belediyemizin çok bir geliri yok. Bizim suya hiç zam yapmadım ben. 1 lira 80 kuruş su. Türkiye'de en ucuz suyu Gölbaşı halkı içiyordur. İçmeye devam edecek çünkü sıkıntıdayız. Cazibeli olduğu için mi yoksa? Cazibeli olduğu için. Bize maliyeti 4,5 lira. Yani bunun yedek parçası var, tamiri var, işte bakımı var, çalışanları var. Bize 4 lira 60 kuruş seviyesinde bize maliyet ama biz 1 lira 80 kuruşa satıyoruz. Peki, o zararı karşılıyoruz. Nasıl ediyorsunuz? Karşılıyoruz zararı bir türlü. Onun altından kalkıyoruz. Tahsilat da çok zayıf. Yani 11 milyon su alacağı var belediyemizin. Şu an. Yani bir eve ortalama bir haneye 25-30 TL su parası gider. Bu borçları imkan olmadığından mı ödeyemiyorlar yoksa biraz da şey mi? Gölbaşımız biraz şey yer yani böyle hani çok zengin varlıklı bir yer değil yani yurt dışında her evin bir gurbetçisi var onun eline bakıyorlar. Yani olsa herhalde aylık 30 TL'yi öderler yani. Hani 25-30 TL geliyor bir eve ortalama. 11 milyonsa su alacağı demek ki tahsilat %25-%30 seviyelerinde. Biz onunla idare edeceğiz. Yani ben demin o aylık gelen merkez hükümet gelirimizden başka gelirimiz yok bizim aslında. Peki başkanım borcu da soracağım da. Ne kadar borcunuz, borç devri aldın, ne kadar şeyden muhasebeden açılmışken reklamlarla ara verelim. Reklamlardan sonra sizlerle tekrar İnşallah birlikte görüşelim. Olalım. Evet sevgili izleyiciler, ekranlarını yeni açan izleyicilerim için hatırlatalım. Hedef programı 1996 yılından beri bir yayındaydı. Yeni yayın döneminde yayın kurulumuzun aldığı kararla pazartesi günü akşam saat 22'den itibaren sizlerle birlikte olacak. İlk yayın konuğumuz da çok sevdiğimiz değerli bir belediye başkanımız, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'la birlikteyiz. İki İskender'den hayırlı sonuçlar çıkar diye ilk yayını İskender Bey'i kabul etmiş olduk. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. İkinci bölümde sizlerle tekrar birlikte olacağız. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz.